Osmanlı sultanları, dedeleri Süleyman Şah, Ertuğrul Gazi'den başlayarak hepsi bir sufinin terbiyesinde, dizi dibinde yetişmiş insanlardı. Hele hele Osman Gazi'nin odada asılı bulunan Kur'an-ı Kerim'e hürmeten sabaha kadar diz üstü beklemesi ve bunun sonucunda Cenab-ı Hakk'ın ona ve nesline saltanat lütfetmesi sonucunda hemen hemen tümüne yakını hepsi tasavvufa yakın insanlardı, sufi insanlardı. Yalnız devlet adamlarının sufiliği, tarikata intisabı diğer dervişler gibi tekkiye kapanmak şeklinde değildir. Takva ve ihlas noktasında şeyhin özel terbiyesiyle yaptığı her işi ihlasla yapıp ümmeti kucaklamayı öğrenir. Ümmeti kucaklayan bir kişi, ümmeti ihlasla sahiplenen kişi, ümmeti Muhammed'i kendisine emanet gören kişinin her yaptığı amel ümmetin nüfusuyla çarpılır. Ve o zaman devlet adamının makamına kimse erişemez. Osmanlı'da bu gelenek başta başlamış, sonuna kadar da devam etmiştir. Son zirvesi olarak da sondan üçüncü, dördüncü sultan olan ikinci Abdülhamit Han Hazretleri'ndedir. Ama az bilinen birine değinelim. Sultan Abdülaziz, Abdülhamit Han'dan bir önceki ve amcası olan Sultan Abdülaziz. Abdestsiz, eline kağıt almayan. Hicaz'dan gelen her şeyi, her mektubu, her selamı taze abdeste ayakta karşılayan. Bir edeptir. Cenab-ı Hak saltanatı kulluk edebini takınana verir. Çünkü kulluk edebini takınmayan bir süre sonra zalimleşir. Her an Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu hissedip kulluğunu bilen kişi adil olur. İşte Osmanlı hep sufilerin dizi dibinde, hep onların himayesinde olup kulluğunu bilmiştir. Belirgin olarak baktığımız zaman Geyikli Baba Orhan Gazi'den başlayarak Yıldırım Beyazıt Emir Sultan, Hacı Bayram Veli II. Murat, Akşemseddin Fatih, Şeyh Vefa Hazretleri II. Beyazıt böyle devam eder gelir. Son dönemde ise en göze batan 1. Ahmet Aziz Mahmut Hüdayi'dir. 1. Ahmet 14. Osmanlı halifesi, padişahı. 14 yaşında tahta oturmuş, 14 sene tahta kalmış, 28 yaşında son nefesi dua edip hocamın kucağında vermek istiyorum deyip Hüdayi Hazretleri'nin kucağında vermiştir. Üzerindeki sultan elbisesini açtığı zaman Hüdayi Hazretleri keçi derisinin iple boğulmuş ve kurumuş olduğunu, göğsünde yaralar açtığını, o halde yaşadığını görünce Ahmet, Ahmet senin ihlasını, senin bir veli olduğunu bilirdim ama bu genç yaşta ümmeti Muhammed'in derdiyle dertlenmek için kendini bu derece bir imtihana soktuğumu bilmezdim Ahmet demiş. Üzerine kapanıp hüngür hüngür ağlamıştır. İşte bu terbiye, bu edep, bu ümmeti sahiplenme, bu tevazu sayesinde Osmanlı sultanları adaleti yaydığı için 4-5 asır Cenab-ı Hak dünyanın hükümranlığını onlara vermiştir. En alim oldukları için değil, en güçlü oldukları için değil, en ihlaslı oldukları için vermiştir. Hatta o kadar ki, bu kadar zulüm dönemi geçmesine rağmen, hala bütün İslam aleminin gönlü, gözü, sufilerin merkezi İstanbul'dadır. Bu ecdadın duasıdır. Sokakta
hiçbir dini özelliği yok zannettiğimiz, belki ateist zannettiğimiz, kıyafeti, tavırları, davranışları hiç İslam'a uymayan kişiye baktığımız zaman umulmadık bir şekilde cömertlik, misafirperverlik, Allah korkusu, besmele çektiğini görürüz. Bu nedir? Bu ecdadın bin senelik biriken duasının evladında potansiyel birikimidir. İnşallah bu potansiyel birikim, bu gonca gül olarak açacaktır. Kinetik birikime dönüşecektir. Bugünlerde gelmektedir. İnşallah daha da belirgin olarak gelecektir. 1980 veya 81 yılında Rusya'dan kaçıp gelmiş emekli doktor, 80 küsur yaşında bir zata sorulduğunda şöyle demişti. Bizim gördüğümüz günlere göre altın günleri yaşıyorsunuz. Ama sizin göreceğiniz günlere göre çok kötü, çok karanlık günlerdeyiz demişti. Gene aynı şekilde önümüzdeki her 5, 10, 20 yıla baktıkça çok güzel günler göreceğiz inşallah. Çünkü Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in duasını burada topladı. Bu da Osmanlı sultanlarının bereketinin, Osmanlı'nın dünyaya yaptığı insanlığın, hizmetin hala devam etmesinden kaynaklanmaktadır.